Siz İzmir milletvekilisiniz değil mi? Evet. Nasıldı İzmir mitingi? Bazıları şey dediler ya bu çok çok e, photoshop var işte o kadar da kalabalık değildi. Videolar bilmem neydi şuydu buydu. Ben 2007'de 2007 İzmir mitinginde e, kapıda bayrak dağıtıyordum. Avukat olarak ve genç kollarında e, il başkan yardımcısı olarak. Yine Gündoğdu meydanı. Yine Gündoğdu meydanı. 2011 Gündoğdu, 2014 Gündoğdu. 2015'te Gündoğdu'da yapmadık. Eee Cumhurbaşkanımız yaptık. Ahmet Davutoğlu başbakandı. E, bir Bergama'da bir e, Bucada mitingler yaptık falan. Ben şöyle söyleyebilirim. Bu mitinglerin hepsinde oldum. E, 2007 Cumhuriyet mitingler oldu orada aynı yerde. Ona karşı onun yanında e, bizim mitingimiz oldu. 2007 mitingi en coşkulu mitingti en kalabalık mitingti. En böyle 2007 tamam. Bu bu bu, Bu, nesil? bu 2011 2014 ayarındaydı. Ee, gerçekten ben o havayı gördüm zaten. İzmir'de o havayı gördüm. Bizim partilerimiz o havayı. Gördüm. Ha, gördüm. diyorsun ki ben yani ben Bu mitinglerin hepsini görmüş biriyim, yaşamış biriyim. Ve ben, ve ben insanın akın akın gün Meydanı'na meydanda geleceğini, Cumhurbaşkanımız sahipleneceğini, bizim insanlarımızda, ya sonuç olarak biz İzmir'de e, baktığınız zaman 1 milyon oy alıyoruz. Peki CHP'nin İzmir mitingi nasıldı? O da şöyle. Yani CHP'nin İzmir mitingi e, normal İzmir şartlarında e, olan bir mitingdi. Ama ya yani bizde de biraz da kalabalıktı. Bunu da kalabalık. Bizden bizden yüzde %30 kadar kalabalıktı. Ama CHP'nin geçen seneki Muharrem İnce'nin tek başına yaptığı mitinge göre de e, yarı yarıya bir e, şey vardı. Daha da ötesi şu. 2018'de İnceli miting daha mı kalabalıktı? iki, iki buçuk katı daha kalabalık ve daha, daha etkiliydi. Evet. Orada şu araba, ilginç bir şey. Aslında yedili, yedili masanın, yedili masanın e, ne anlama geldiğini dün İzmir mitingi çok güzel anlattı. Dün tam 120 dakika konuşma oldu. Tunç konuşması hariç. Yani 7 kişinin konuşması 120 dakika sürdü. En ne uzun, var bunda? En uzun konuşmayı geleceğim. En uzun konuşmayı Sayın Davutoğlu yaptı. Olabilir. <laughs> 120'de o, o haber değeri taşımıyor. E, ama ama en son şöyle, e, konuşmalar devam ederken insanlar sıkıldılar ve bırakmaya başladılar. Daha ilginci yedili masaya anlatan, daha ilginci bir e, hitap hatibin veya bir genel başkanın ak dediğine diğer genel başkan kara dedi. Nasıl ya? Bu bir kakofoni nasıl mesela örnek verin yani böyle deyip yani bir, geçmeyin yani. Biri, biri, hangi biri, genel başkan ne dedi? Biri, biri Sivas'tan bahsetti. Sivas. Yani Karabağlıoğlu Sivas e, olayını Sivas söyledi. Kaf yaptı. Sivas söyledi. Eee meraak eşiyle ilgili şeyler söyledi. Ya yani vesaire. Burada yani e, heyecan doğurmayan bir şey. Ve, Sürüler, ve Ya Onur sen çok acayip bir adamsın. Ya yani bu nedir abi bu böyle ya? <laughs> Tek, tek tek hesaplamış ya gerçekten. Bak, ha Davutoğlu 27 dakika konuşmuş, breh breh gerçekten ya. Aday 18 dakika konuşmuş. Evet. Davutoğlu 27 dakika konuşmuş. İmamoğlu 17 dakika. Gült abi Gültekin Uysal da çok konuşmuş bence. Evet. 17 dakika çok. Burada en güzel konuşma süresi Akşener, 7 dakika. Gayet güzel yani değil mi? Yani ne yapacağız? O da uzun uzun konuşmayı. Ha içerik açısından siz siyasetçisiniz eleştirirsiniz ona bir şey demem ben süre açısından. Abi tabii ya şöyle yani, siz içeriğini beğendiniz. Yani mesela e, ben Cumhurbaşkanımız gelince kadar biz de konuştuk. Kaç e, dakika Genel başkan yapmışlar? <laughs> yani benim normalde bu tarzdaki yerlerde konuşmam 5 dakikaya geçmez. Doğru evet. da odur. Yani sizde ya konuşmacı daha varsa daha, daha uzunluğu dinlemek ama Cumhurbaşkanımız biraz geç gelecek bana önce uzat dediler biraz uzattım sonra dediler bakanlar bekliyor sonra kısaltmak zorunda kaldık. Peki <laughs> Her Erdoğan, dakika civarında konuştuk ya. Yani. Erdoğan, Erdoğan bir mitingde kaç dakika konuşur? Genel yani, olarak cumhurbaşkanımız 45 dakika bir saat konuşur. İzmir mitinginde öyle konuşmuştum. Oradaki kastım şu yani bir kere her genel başkan konuşurken ayrı ayrı şeylerden bahsediyor. Yani orta bir senfoni oluşmuyor. Evet. Bazen bazen birinin akdede diğeri kara diyor. Senkronizasyonda yani, sorunlar. Yani bu, bu, yönetimde de aynı şey olacak bir şeydir. Yani orası yönetimin bir protipidir. Ha, yani Cumhurbaşkanımız bir saat konuşur, iki saat konuşur, meydan zıgazık orada durur ki bizde öyleydi yani. Peki Cumhurbaşkanı konuşma süresini biraz da böyle meydanın heyecanına göre mi belirler? Bilmiyorum yani. Nasıldır şeyi? E, tabii ya yani her konuşmacı böyle belirler. Yani karşıdan o ışığı alıyorsanız, bu sürekli de öyledir. Bir salon toplantısı öyledir. Gözlere bakarsınız, gözlerde gerçekten ışıltı varsa, sizin de konuşma ihtiyacınız ve isteğiniz artar. Karşı tarafın dinleme isteği artar. Yani bu siyasetçiler için böyle. Biz hepimiz bunu yaşıyoruz. E, Cumhurbaşkanımız yani 50 yıldır bunu yapıyor. Hatta bazen söyler, yani biz bu meydanda 50 kişiye konuşmuştuk, şimdi 50 bin kişi konuşuyoruz. Onun için de Allah hamd eder çoğu zaman. Peki ya Hamza Bey az önce de söylediniz. Şimdi siz bu e, Millet İttifakı'na yani siz derken partiniz siz de söylüyorsunuz. Hani Cumhurbaşkanı da söylüyor. Diyorsunuz ki bunlar yedili bir ittifak diyorsunuz. Ve buraya HDP'yi de katıyorsunuz. Aslında, son 9 oldu herhalde. Yedili koalisyon diyoruz. İki tane Cumhurbaşkanı yardımcısıyla. Ben ben unuttum sayıyı. Yani neyse. Yani 7 koalisyon, 8 o, 9 ya 9 da diyebilirsiniz. Yani siz o o çok başlık eleştirisini yapıyorsunuz. Yapabilirsiniz. Ona bir şey demem. Benim şimdi sormak istediğim o değil. Hı -hı. Esas. Şimdi HDP bu ittifakın yani millet ittifakının içinde değil. Dışında kendileri ayrı bir ittifak oluşturdular. Meclis açısından öyle. Meclis açısından söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Dediler ki biz aday çıkarmayacağız, Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Bunu siz HDP'nin doğrudan e, Millet İttifakı'na verdiği bir destek olarak mı yorumluyorsunuz? Yani bunu... Yani. Çünkü biz, öyle yorumluyorsunuz yani, sürekli bunu. Hatta hayır, siz, biz, e hayır biz Kandil'e kadar... Hayır biz böyle yorumluyoruz tabii ki. Yani bunu yorumlamak kadar e, doğal hakkımız yok. Ortada görünen bariz tabloyu... Ee, yok diyecek halimiz yok ve bunu vatandaş da böyle görüyor. Yani sadece bizde değil ya yani ortada e, HDP'nin e, altılı masa e, bir yıldır toplantı yapıyor. Yani HDP sürekli olarak aslında altılı ile ilgili e, bir bağlantı e, olduğunu e, defalarca e, ifade ediyor. Yani İstanbul, Ankara, İzmir seçimlerinde bir seçim stratejisi yaptık dediler. Eyvallah. Ama bu bir seçim stratejisi şu anda benzemiyor. Bu seçim stratejisi değil. Bu mecliste ayrı bir fark fark ne? Fark. Fark şurada. Yani ülke yönetimiyle ilgili olarak siz ülke yönetimini yani yürütme kimde? da Dolayısıyla siz yürütmeyi aslında destekleyip yürütmenin bir ayağıyım ben diyorsunuz. Peki. Ben yürütmenin bir ayağıyım ve sizin şu anda ben yürütmenin bir ayağıyım dediğinde, dediğinizde seçime kadar da ee, o Cumhurbaşkanı adayının politikasını etkiliyorsunuz. O Cumhurbaşkanı adayı bu noktada politikayı etkileyecek bir süreç ortaya koyuyor. Seçimden sonra da daha ciddi anlamda bu politikayı etkileyeceğiniz çok bariz bir şekilde belli oluyor. Onun için biz yedili masa e, tamam. demek kadar normal bir şey yok. Peki, Kandil niye diyorsunuz? Yani HDP ile PKK arasındaki o bağlantı... Meselesi zaten yıllardır konuşulur. Niye Kandil? Ondan dolayı değil. Bakın ağabey, neden dolayı Kandil? Bir kere, bir, e, HDP diyebilirdik. Kandil e, kelamını son dönemde söylüyoruz. Niye? 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 Bir, şunu özetle söylemek istiyorum. Bakın bu çok önemli bir şey. Sonuçta sahada biz de gezdiğimizde HDP'li seçmene karşılaşıyoruz. HDP'nin yönetiminin... E, aklındaki siyaset yapma tarzı ve şekliyle büyük kitlesinin, tamamını kastetmiyorum, büyük kitlesinin onlara oy verme reaksiyonu aynı değil. Büyük kitlesi HDP'nin, gerçekten HDP'nin üst yönetiminin bugün dile getirdiği birçok şeyden rahatsız. Yani eyalet sisteminden rahatsız, PKK'nın terör örgütü görülmemesi düşüncesine rahatsız. E peki niye oy veriyor diyeceksiniz. Mecliste bizim de e, aynı noktada gördüğümüz insanlar olsun reaksiyonuyla oy veriyor. Bir kere bunu bunu görmek lazım. Bu bir realite. E, eğer HDP, HDP PKK endeksi siyasetine devam edecek olursa düşüşe doğru devam edecek. İl, i̇lki de bu seçimde yaşayacağım. Biz Kandil niye diyoruz? Bakın, niye Kandil? Için o, Kandil, Kılıçdaroğlu adayının açıklanmasından bu yana. Ben geçen e, bir açıklama yaptım. Sağına Karayelanı soluna besoz adı veya duran kalkanı alsa da bu millet geçit vermeyecektir Kılıçdaroğlu'na diye. Ben bunu normalde bu açıklamalar, yani Kandil'in açıklamaları, o terör örgütü elebaşı açıklamaları, Avrupa'daki terör örgütü elebaşı açıklamaları çok bariz bir şekilde Türkiye kamuoyuna yansımamış olsa belki bu açıklamayı HDP üzerinden yine belki bir şey söylerim. Yani onu da yine rasyonel bir yere oturturum. Yani HDP tabanıyla... Tavanın arasındaki farkı biz biliyoruz, görüyoruz mu? Onu anlatırım ben diyorsunuz o zaman. Onu anlatırım ama yani e, şurada yani 6 şu... Mart mıydı, 12 Mart mıydı e, Kılıçdaroğlu adayın açıklandığından bu yana yani e, ısrarla e, Türkiye'ye dair, e, ülkenin huzuruna dair, üniter yapısına dair e, ve son süreçteki terörle operasyonların e, başarısının ne anlama geldiğini 14 Mayıs'tan sonra da bunun bitmesinin şöyle olacağını ifade eden açıklamalara dair yani hiçbir tavır ortaya konulmuyorsa muhatap alıp almama meselesi değil bu. Bir tavırdır, bir duruştur. Muhalefetten diyorsunuz. E, Dostlar olduğundan. Peki yani e, şunu mu diyorsunuz anladığım kadarıyla sonuçta e, eğer Kandil'deki o terör eee elebaşları teker teker o açıklamaları e, yapmasaydı biz kandil kelimesini bu kadar devreye sokmak durumunda kalmayabilirdik. E tabii ki ya belki o olmasa ya başkaca bir e, söylem e, ortaya koymamız gerekir ama bu o kadar bariz ki biz bunu söylemezsek yani hem tarih önünde e, bunu anlatamayız hem de kendi tabanımıza bunun hesabını veremeyiz. yani Ve gerçekten e, bunu Orta görünen bir net şey var Bize siyaset yapıyoruz Bu net görünen şeyi de e, Telaffuz etmekte bizim en doğal hakkımız diye düşünüyorum Hamza Bey Çok teşekkürler Merak ettiğim bütün soruları sordum e, Kendi Bakış açınızla cevapladınız Takdir kamuoyunun diyelim <laughs> e, Hem size hem de Bütün partilere Adaylara herkese de Bu seçim sürecinde başarılar dileyelim Milletimize de sa sakin, huzurlu bir süreç geçsin. İnşallah buraya kadar iyi geldi. Allah'ın izniyle. Daha sonra da inşallah. Yani bu millet büyük millet, bu millet e, basireti olan millet. Biz ona güveniyoruz. E, canla başla çalışıyoruz. Son güne kadar çalışacağız. İnşallah e, yardım Rabbimden e, destekte de millettendir. Çok teşekkürler. Hepinize e, şimdi devam edeceğiz ikinci bölüm. Hamza Bey'e teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde tekrar karşınızdayız.